iş insanlarından Koç ailesine ait bir telefon. Bu piyasaya çıktığı zaman Ali Koç 25 yaşındaydı. Gerisini siz tahmin edin. Bunun gibi burada Koç ailesinin de telefonları var. Şöyle söyleyeyim, sadece bir tane telefon yok. Yani bir modelden sadece bir tane yok. Gördüğünüz gibi o markanın, o modelin bütün renkleri var. Mesela bunlardan yine iki tanesini çıkartırsak, birisi İngiliz Flag Edition, Bayrak Edition, birisi de Amerikan Bayrak Edition olarak. Bunlar Limited Edition ve piyasada olmayan nadir cihazlardan yine. Telefon merakı, radyo televizyon tamiriyle uğraşıyordum. 1995 senesinde cep telefonu çıkınca anında geçiş yaptım, yakaladım. Ondan sonra cep telefonu teknik servis olarak devam ettim ve şu an profesyonel bir cep telefonu teknik servisim var, evet. Yine o zaman da hayaldi yani böyle telefonlara sahip olmak. Sayıyı arttırmam, koleksiyona yani ciddi şekilde başlamam 2010 senesinde oldu. 2010 senesinden sonra, 2010 senesinden önce telefonlarım vardı ama 2010 senesinden sonra ciddi bir şekilde katlanarak çığ gibi büyüyen bir koleksiyon oldu. Cep telefonu teknik servisim var. Müşterilerimiz yaptırmak istemediği telefonları diyor ki ben artık diyor bunu yaptıracağıma yeni telefon alırım. Yeni telefonla devam ederim hayatıma. Bunu da değerlendireyim diyerekten şey yapıyor. Parça olarak alır mısın diyor. Hurda olarak alır mısın diyor. Bu şekilde topla topla bize kala kala sayısı 2000'leri geçti, evet. Guinness'e başvurumuzda 2779 olarak kayda geçti. Ben daha çok yurt dışından temin ediyorum. Yurt dışında bulduğum özel telefonlar oluyor. Oradan da buraya gelecek bir arkadaşım varsa diyorum bunu benim için alır mısın? Onlar da rahatlıkla sağ olsunlar getirip koleksiyona bir bir fazlasıyla evet katkıda bulunuyorlar. Bundan sonraki hedefim kısmet olursa bir müze. Hem ülkemizin tanıtımı için hem de dünyaya, insanlığa bir telekomünikasyon müzesi olarak bırakmak istiyorum. Evet, insanlık için. İsminizin yaşaması, devam etmesi önemli ya. 150 tane farklı marka var. 150 tane birbirinden farklı marka var. Belli bir sayıyı yakaladıktan sonra bunları Guinness Dünya Rekorlar kitabına taşımak istedim. Hem ismimiz açısından, hem ülkemizin tanıtımı açısından, hem ülkemize bir madalya kazandırmak açısından. Baktım ki orada bir rekor var. Ondan sonra sağdan soldan bizim eski telefon depoları var. Hurdaya çıkmış telefonlar var. Bir tane de arkadaşım da ciddi sayıda böyle hurdaya vereceği, belki kiloyla geri dönüşüme vereceği telefonlardan var. Onlardan da aldım, üzerinde tamamlayıp ondan sonra sayıyı bu seviyeye çekip Guinness'e başvurumu yaptım. 1,5 ay önce başvurdum. 15 gün önce onaylandı. Bundan sonraki süreçte hakem heyeti bizim davetimiz olacak veya biz kanıtları web sitesi üzerinden yükleyeceğiz veya onlar bir hakem gönderecekler. Bu şekilde bir paslaşaraktan karşılıklı istişareyle sertifikayı inşallah alacağız. Sanıyorum ki 15 gün ila bir ay içinde sonuç belli oluyor. Telefonlarımızın çalışma durumu %98'i çalışır durumda, evet. Peki bazen raflardan alıp kullandığınız, bir denediğiniz falan oluyor mu? Hemen dönüp bakalım mı? Evet. Bir tane sadece siz sordunuz diyerekten şey yaptım. O da tevafuki çektim. Evet, gördüğünüz gibi. Çalışıyor mu sorusunun cevabını aldık. Yani 2-3 pound'a aldığım telefon var. 1500 dolara aldığım telefon var, evet. Farklı farklı fiyatları var ya. Hatta içlerinde bir tanesi var. Dünyada ikincisi olmayan bir telefon. Dünyada ikincisi olmayan bir telefon. Dünyada ikincisi olmayan telefonu üreten firma, Finlandiyalı firma dese ki ben sana 500 bin dolar para veriyorum, bu telefonu bana ver dese maalesef alamaz. Bu mesela 1992 senesinde üretilmiş bir telefon.
Bunda grafik ekran var, dünya saatleri var. Yani bildiğiniz dünya haritasını telefon üzerinde piksel piksel görebiliyorsunuz. Resim yapabiliyorsunuz, grafikler yapabiliyorsunuz, tasarım yapabiliyorsunuz telefon üzerinde. 1992'deki telefon, 1998'de yaptığım bütün her şeyi bu telefonla yapabiliyordunuz. Birçok telefonda kalem olmadığını varsayarsanız bu kalem buna ait 1992 senesinde. Bir servet yatıyor diyebiliriz. Bir ev, bir araba parasından fazla masraf yaptığımı düşünüyorum.